Merhaba, iyi günler. Evet, seçim öncesi beklenen yayını yapıyoruz. Profesör Özer Sencar'la, Metropol Araştırmanın Başkanı. Ama maalesef İstanbul'da, stüdyoda değil, olsun. Zoom üzerinden de o bize söyleyeceklerini söyleyecektir. Özer Bey, merhaba. Merhaba. Yani öyle bir anket yayınladınız ki yine ortalık karıştı. Şunu diyen var, 9 puan önde gösterdiniz Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Son nabız araştırmanızda kimileri diyor ki bu iktidar seçmenini rehavete sürükler. Kimileri diyor ki muhalefet pardon iktidar seçmenini sandığa daha fazla işte Murat Kurum'a daha fazla sahip çıkmaya sevk eder. Kimileri diyor ki muhalefet seçmenini rehavete sürükler. Ya Ekrem İmamoğlu nasıl olsa kazanıyor bilmem ne der. Çünkü 9 puan fark var. Şu anda bakıyoruz. Kararsızlara rağmen, değil mi? 19 kararsız var. Nasıl oluyor da oluyor bu? Çünkü siz daha önceki araştırmanızda daha mütevazi bir fark bulmuştunuz. Yanılıyor muyum? Ya doğru. Aralık ayında fark 15-16 idi. Şubat ayında fark 4'e düştü. Ocak ayında. Şubat ayında da 3'e düştü. Ve Şubat ayından bu yana Mart ayında iki araştırma yaptık. İkisinde de benzer sonuçlar çıktı. Ve fark 10 puana çıktı. 3 puandan 10 puana çıktı. Bu benim için de herkes için de beklenmedik bir durum. Yani 3 puandan 7 puan nasıl artar? Ekrem İmamoğlu'nu takip edebildiğimiz kadarıyla siz de takip ediyorsunuz, ben de takip ediyorum. Performansında olağanüstü bir artış yok. Yani bir ay önce, iki ay önceki performansını sürdürüyor. Ekstra bir şey ben görmüyorum. Yine alanlarda, halkla iç içe vesaire. Aynı kişi. Peki bu 7 puan nereden geldi? Bunu açıklayacak bir tek sebep bulabiliyorum ben. Yine iktidar cephesi, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün kabine, medyası, televizyonları, devletin diğer ilgili kurumları hepsi İstanbul'da seçime müdahil oldular. Yani adeta iktidarla, topyekün iktidarla İmamoğlu karşı karşıya geldi. Ve bu çok iddialı olmayan, çok sıkı partici olmayan seçmende mağdur olana karşı bir sempati üretti, destek üretti. Ve İmamoğlu'na destek bir ay içerisinde beklenmedik bir şekilde arttı. Buna şunu da ilave edebiliriz. 3 ay içerisinde Murat Kurum'un ne kadar zayıf, yetersiz bir belediye başkanı adayı olduğu da ortaya çıktı. Artık insanlar, AK Partililerin bile önemli bir kısmı, Murat Kurum'un belediye başkanı performansını taşıyamayacak birisi olduğu kanaatine ulaştı insanlar. Bir taraftan aday çok zayıf çıktı. Bu zayıflığı gidermek için iktidar bütün gücüyle sahneye indi, siyaset alanına indi ve ortada garip bir şey çıktı. Bir kişiye karşı bir büyük iktidar gücü. Ve bu bir mağduriyet yarattı. Bütün partilerin tabanından İmamoğlu'na destek üretti. Şu anda AK Partililerin ve MHP'lilerin ikisinin ortalama aşağı yukarı %10'u, DEM Partililerin %50'si, İYİ Partililerin 2/3'ü, efendim, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin yaklaşık %15'i ve diğer küçük partilerin de yarıya yakını İmamoğlu'na oy veriyor. Dolayısıyla İmamoğlu seçim öncesi bahsettiği tabandaki ittifakı, işbirliğini bana göre Tam da evet onu söyleyecektim. İstanbul İttifakı diyordu. O tutmuşa benziyor. Şimdi siz demin bahsettiğiniz son Şubat'tan Mart'a kadar bir tablo var. Ona bir bakalım. Onun üzerinden şunu sormak istiyorum. İlk başta Aralık 2023'te baktığınızda çok net bir fark var. İmamoğlu çok önde ama sonra Ocak 24'te bayağı bir azalıyor. 4 puana iniyor. Sonra Şubat 24'te 3 puana iniyor ve sonra Mart'ta
10 puana çıkıyor. Hatta şimdi en son yaptığınız Mart'taki ikinci araştırmada 11 puana çıkıyor. Bunlar çok büyük fark. Siz demin bunu izah etmeye çalıştınız. Burada şunu görüyorum. Burak Kavuncu'ya verilen oylarda da bir azalma sizin tespitinize göre var. Meral Danış Beştaş'ta da oylarda bir azalma var. Yani zaman geçtikçe diğer partilere oy vermeyi düşünen, özellikle İyi Parti ve DEM Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmenin bir kısmının da İmamoğlu'na doğru yöneldiği gibi bir sonuç çıkıyor. Doğru mudur? Yani onu bir kısmı diye tarif edersek yanlış söylemiş olduğumuz kanınca çoğunluğu DEM Parti'nin %50'si, İYİ Parti'nin %66'sı ve diğer iki önemli partinin Zafer ve Yeniden Refah Partisi'nin %15'leri İmamoğlu'na oy veriyor. Buna ilave olarak Cumhur İttifakı'nı da yaklaşık %10'u İmamoğlu tercih ediyor. O çok önemli. Yani AKP ve MHP seçmeni olup İmamoğlu'na oy verenler var diyorsunuz. %10. Peki bunlar İşte. niye vermiş olabilir Özer Bey? Mesela AKP'liyim, milletvekili seçimi olursa AK Parti'ye vereceğim deyip ama yerel seçimde İmamoğlu. Murat Kurum'u mu yetersiz görüyor, İmamoğlu'nu mu başarılı görüyor? Şimdi burada iki temel faktör var. Birincisi hiç tartışmasız AK Parti seçmeninin gözünde bile kurum çok zayıf. Yani normal olaya partizanca bakmayan, normal bakan herkes kurumun yetersizliğini görür. İkinci husus, bu geleneksel bir tavırdır. İnsanlar kendi partisine milletvekili seçiminde oy verirler. Ama belediye seçimine geldiğinde iktidardan bir şikayetleri varsa, bir kızgınlıkları, öfkeleri varsa belediyede iktidarı cezalandırırlar. Bu eskiden beri vardır Türkiye'de. Çünkü ana iktidar değişmez. Belediye başkanlığı kaybettirerek iktidarı cezalandırır. Burada da etkili olan faktör, en temel faktör, geçim darlığı. Yani memurda da, işçide de, işsizde de, emeklide de enflasyon o kadar yüksek ki. Yani TÜİK %60 diyor, ENAG %130 diyor. Devlet maaş zammını, ücret zammını TÜİK'e göre veriyor. Ama çarşı, pazar ENAG'ın belirlediği enflasyon oranında artış sağlıyor. Dolayısıyla mağduriyet, geçim sıkıntısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Pazarların kenarında atılmış sebzeleri toplayan insan manzaraları çekiyor muhabirler. Dolayısıyla bu insanlar AK Parti'yi terk etmeseler bile Erdoğan'a bir ihtar verme ihtiyacını hissediyor olabilirler. Bu önemli bir faktör. Evet. Erdoğan ve iktidar Murat Kurum'un zayıflığını, eksiğini, tüm iktidar gücünü, devlet gücünü İmamoğlu'nun karşısına yığarak kapatabileceğini düşün. Halbuki bu sade seçmende İmamoğlu lehine bir mağduriyet duygusu üretti. Ve insanlar o tarafa doğru yöneldiler. Şunu Peki. söyleyebilirim, bu manşetlik bir söz bu. Cumhuriyet Halk Partisi 1994'ten 2023'e kadar Erdoğan'a bütün sıkıntılı durumlarda yardım etti. Yani Erdoğan'ın en büyük yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Erdoğan büyük bir minnet duyması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 94'te İstanbul'daki çok sayıdaki adaya rağmen Erdoğan %25 de kazandı. 94'ten sonraki o İstanbul'daki üniversitelerdeki sağda soldaki o 28 Şubat tedbirleriyle Kemalistler insanları bu taraftan bezdirdi. Ve Erdoğan partisini kurduğunda ilk girişte %34 ile iktidar oldu. Ondan sonra 2004'te Deniz Baykal Erdoğan'ın imdadına yetişti. 2015'te yine Deniz Baykal meclis başkanlığına oyuna gelerek Erdoğan'a teslim etti. Asıl en büyük hatayı Kılıçdaroğlu 2017'de yaptı. Başkanlık seçiminde destek verdi.
O da yetmedi. Kaybedeceği %100 belli olduğu halde ille Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım dedi. Ve Cumhurbaşkanlığını da Erdoğan'a hediye etti. Dolayısıyla bir muhalefet partisinin bir iktidar partisine bundan daha fazla ne yapabilirdi ki? Şimdi de kaderin garip bir cilvesi Erdoğan bütün ekibiyle alana girerek İmamoğlu'nun seçilmesine yardım etti. İmamoğlu'nun hem de yüksek bir oyla seçilmesine yardımcı oldu. Burada bir şey sözünüzü keseceğim. Çok çarpıcı bir tablo var. Bence en çarpıcılardan birisi. Sizce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine hangi aday kazanır dedi diye sorduğunuzda %50,3 İmamoğlu diyor. Yani görülüyor ki kuruma oy vereceğini söyleyenlerin de 6 puanı falan en azından kurumu kazanacağına inanmıyor. Yok 20 puan. Kurum kazanır dinleyenler %31. Yani Hayır hayır Erdoğan şunu söylüyorum. Oyunu kuruma %50. vereceğini söyleyip %37 civarında bir oy çıkıyor. Kurum kazanır diyen %31. Orada da Bu bir kamuoyunda bu algı üretildikten sonra, yani kamuoyu bu algıyı kabullendikten sonra, bu algıya vardıktan sonra artık kurumu kazanma şansı kalmaz. Çünkü ortadaki seçmen %20'lik, %25'lik apolitik seçmen var. Herhangi bir partiye ciddi bağlılığı olmayan insanlar. Onlar kazanacaktan yana oynarlar. evet. Peki tekrar şeye dönelim. Kime oy verirsiniz tablosuna dönecek olursak. Burada iki tane önemli, ya yani çok önemli husus var ama baktığım zaman gördüğüm Meral Danış Beştaş %3,1 alıyor gözüküyor. Diyelim ki son Evet. seçimdeki %8'i almış olsa bile Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını bu tabloya göre engelleyemiyor. Değil mi? Evet. Evet. Bir diğer husus Aa. da Evet. yeniden Refah Partisi %2,4 alıyor. Bu oylarda Murat Kurum'a gitse Murat Kurum yine kazanamıyor. Yani yeniden Refah'ın ve DEM Parti'nin kazanamasalar bile başkalarına kaybettirebilme özelliğinin sizin bu araştırmanızda olmadığını görüyoruz. Ama ikisini toplarsanız, birlikte düşünürseniz hem DEM Parti üzerinden kayıp hem yeniden Refah Parti üzerinden kayıpları toplarsanız ciddi bir miktar olur. Onu Dolayısıyla ikisini birlikte yapabilmek de bayağı bir mühendislik işi yani. hayır, yani DEM Partilerin bir kısmı partisinin adayına değil İmamoğlu'na veriyor. Yeniden Refah Partisi'nin de önemli bir seçmeni hala kendi adayına oy veriyor. Partisinin adayına oy veriyor, iktidara vermiyor. Dolayısıyla birçok yerden kayıp var. Mesela Zafer Partisi ve Zafer Partisi de oylarının %15'i İmamoğlu'na gidiyor. Sadece o değil ama AK Parti ve MHP'nin %10'u da İmamoğlu'na oy veriyor. AK Partililerin kuruma oy veren oranı %64. Halbuki CHP'lilerin İmamoğlu'na oy vereni %87. Dolayısıyla bütün parametrelerde İmamoğlu kazanıyor görünüyor. Kurum yeterli oyu alamıyor. Kurum yeterli oyu alamayınca iktidar sahaya çıkıyor. O sahaya çıkınca da bu sefer bir mağduriyet oluşuyor toplumda ve o insanlar daha fazla İmamoğlu'na gidiyor. Dolayısıyla Şimdi siz insanlara bugün seçim olsa, milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye de sormuşsunuz. evet. Oradaki rakamlar çok daha çarpıcı açıkçası. İstanbul'da en azından CHP'nin AK Parti'yi geçtiğini görüyoruz sizin Evet. bulgularınıza göre. Bu çok çarpıcı. Ondan sonra da bakıyoruz ki Yeniden Refah Partisi dördüncü parti MHP ile aynı 5,3 gözüküyor. Yeniden Refah Partisi. İyi Parti ile Zafer Partisi de %4,3 ile aynı gözüküyor. Şimdi bu Evet. çok önemli sonuçlar bunlar. Tabii yansırsa anket olduğunu tekrar söyleyelim. Kamuoyu yoklaması olduğunu ama şu haliyle CHP'nin İstanbul'da milletvekili seçiminde AK Parti'yi geçebilme ihtimali
Yeniden Ama Refah bu Partisi'nin neredeyse üçüncü parti olma ihtimali, bunlar çok çarpıcı sonuçlar değil mi? doğru. Yeniden Refah Partisi'nin zaten biz 5 puana ulaştığını Türkiye'de de İstanbul'da da gördük. Bunun sebeplerini siz de biliyorsunuz. Ama CHP'nin oyunun AK Parti'yi geçmesi CHP'nin bir başarısı değil. İmamoğlu'nun CHP'ye katkısı. İmamoğlu nedeniyle CHP İstanbul'da yükseliyor. Ama Onu... CHP'nin de fiili olması, yani daha doğru söyleyeyim, gerçek lideri İmamoğlu gibi bir algı da var. Bunu daha sonra, bundan sonra ne olur da konuşacağız ama dolayısıyla zaten bu seçim kampanyasına baktığımızda CHP'nin kampanyasını İmamoğlu yürütüyor büyük ölçüde. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Özgür Doğru. Özel'in çok büyük bir pozitif katkısı var mı çok emin değilim. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bu yarattığı hava belki de tüm Türkiye'de yansıyor olabilir. Gelecek önümüzdeki 20 yılın siyasal tablosunu belirleme konusunda İstanbul seçimi tam etkileyici bir faktör olacak. Eğer İmamoğlu İstanbul'u bütün bu iktidara rağmen alırsa önümüzdeki yılı, 20 yılın belirleyicisi olacağında benim hiç şüphem yok. Bunu siz ilk söylediğinizde bayağı büyük şey koparmıştı, yankı yaratmıştı. Hatta onu arkadaşlar kısa olarak kestiler. Çok izlendi, çok konuşuldu. Size de herhalde söylemişlerdir. Diyorsunuz ki bu tablo o söylediklerimi doğrulayan bir tablo diyorsunuz. Yanılıyor muyum? Evet. Aynı şeyi söylüyorum ama Erdoğan siyasal zekası bakımından güvenilecek bir zekaya sahip, yüksek bir zekaya sahip. Seçimi İstanbul'da kaybettiği takdirde herhalde birkaç gün saraya kapanacak ve ne yapabilirim diye düşünecek. Belki şimdi de düşünüyor. Yeni bir oyun planı kurabilir ve İmamoğlu'nun bu yükselişinin önünü almaya çalışabilir. Başarılı olur mu bilemiyorum. Mesela ben şöyle bir atak bekliyorum Erdoğan'dan. Nasıl mesela? Yeni bir anayasa değiştirecek diyorlar. Güya işte ikinci bir defa seçilmesi için. Halbuki Erdoğan bana göre anayasa değişikliği getirirse artık biz başkanlık sisteminden vazgeçelim. Çünkü hata oldu bu. Parlamenter sisteme dönelim diye bir teklif getirelim. Onu diyebilir diyorsunuz. Yani ben onu deme ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Çünkü öbürsünü dese, bir daha seçilmek için anayasa değişikliği dese ilgi görmez, destek bulamaz parlamentoda. Peki şimdi Erdoğan konusuna tekrar geçmeden önce şu diğer partilere tekrar o tablo üzerinden, milletvekili seçimleri tablosu üzerinden bakacak olursak, DEM Parti'nin oyunu büyük ölçüde koruduğunu bulmuşsunuz araştırmada. Ama burada en büyük darbeyi herhalde yiyen İyi Parti oluyor. Ve bu hür ve müstakil hamlesinin en azından İstanbul'da pek karşılık bulmadığını. İstanbul'da bunun olmasının temel sebebi İyi Parti seçmeni klasik MHP seçmeninden, mülkücü seçmenden ekonomik olarak da eğitim olarak da şehirlilik olarak da farklı olması. Türkiye'de parti bağlılığının en yüksek olduğu parti DEM Parti'dir. En düşük olduğu parti de İyi Parti'dir. Yani İyi Parti'de lider şunu istiyorum dediği zaman seçmeninin %70'i benim istediğim o değil, bu deyip karşı çıkabilir. Dolayısıyla İstanbul'da İyi Parti seçmeninin neredeyse 2/3'ü Meral Hanım ne derse desin bizim bildiğimiz, doğru bildiğimiz şey İmamoğlu'nun kazanmasıdır diyor. Yani şu anda %65'i kabaca 2/3'ü Meral Hanım aday çıkarmasına rağmen İyi Parti'ye gidiyor. Ve Burak Kavuncu'nun da oyu %2. Halbuki %8 oyu var. Yani bu İyi Parti'nin yok olduğu, yıprandığı anlamına gelmiyor. Milletvekili seçimi olsa İyi Parti tekrar oyunu alabilir. Nitekim Türkiye ölçümlerinde İyi Parti'de ciddi bir kayıp söz konusu değil şu anda. Yani milletvekili seçiminde kayıp söz konusu değil ama İstanbul çok farklı. İstanbul'da
çok baskın bir lider var. Peki Zafer Partisi'ndeki yükselişi, o da bariz, neredeyse oyunu ikiye katlamış gözüküyor yanılmıyorsam. Ona ne dersiniz? Bu İyi Parti'yi daha da olumsuz etkilemez mi? Bunu yeniden Refah Partisi'nin yükselişi arzi bir yükseliştir. Nedir yükselişi? Erdoğan 20 senedir iktidarda. Ama karşısında dikkate değer bir muhalefet yok. Erdoğan'a kızan, Erdoğan'ın hükümet politikalarını, ekonomi politikalarını beğenmeyen, fırsat bulsa gidecek olan insanlar şimdiye kadar gidecek yer bulamıyorlar. Refah Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti, AK Parti seçmeninin, kor seçmeninin gideceği yerler olmaktan çıktılar. Geriye bir tek Refah Partisi, Erbakan geleneğini sürdüren bir parti kaldı. Ve AK Parti'yi terk edenler kolayca Refah Partisi'ne gidiyor. Bu Refah Partisi'nin siyasete ağırlığıyla çöktüğü ve insanları celbettiği anlamına gelmez. Oraya gidenler Erdoğan'a defalarca oy vermiş. Şu anda ekonomik nedenlerle, başka nedenlerle Erdoğan'a kızan, AK Parti'den şikayetçi olan İnsanlar gidecek yer buldular şu anda. Bir, affedersiniz, kafasını sokacak bir yer bu. Yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Yeniden Refah Partisi eğer önümüzdeki bir seçimde, bu seçimde veya önümüzdeki seçimde %7'leri, %8'leri yakalarsa o zaman Refah Partisi kendi başına bir kurumsal kimliğe ulaşır. Peki Bir o Zafer Partisi'ni ben sormuştum. Zafer Partisi için ne diyorsunuz? Zafer Partisi bir önceki genel seçimde olduğu gibi aynı yerde duruyor. Fazla bir şey yok. Kişi partisinin Türkiye'de çok fazla büyümesi mümkün değil. Son seçimde 2,5 oy aldı. Şimdi de 2,5 oy aldı. Zafer Partisi'nde olağandır bu. Yani önemli bir 10 milyon tane seçmen şey gelmiş Türkiye'ye. Sığınmacı var. Türkiye'de bu kadar tepkinin olmasında daha doğal bir şey olamaz. Ülkücülerin bir kısmı oraya gidiyor. Ulusalcıların bir kısmı oraya gidiyor. Ama kurulduğundan beri 2,5'u aşmadı Zafer Partisi. Şimdi Siz bir ama burada 5 falan gibi bir şey gözüküyor, değil mi? 4,3 gözüküyor, evet. Sizin şeyde milletvekili seçimi olursa diye sorduğunuzda 4,3 gözüküyor. 4,3 gözüküyor. Bakın 2,5 yıl oldu kurulalı zannediyorum. Hala 5'i yakalayamam. Ama Peki. yine bu da bir başarıdır. Peki şunu soracağım. Demin bunu konuşuyorduk. Erdoğan kapanacak dediniz ve karar verecek. Şimdi kimileri diyor ki Erdoğan sertleşir, kimileri diyor ki Erdoğan yumuşar. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Erdoğan'ın yapmak isteyeceği veya yapması gereken şey ekonomiyi düzeltmektir her şeyden önce. Ekonominin düzelebilmesi için Türkiye'de dış kaynakların Türkiye'ye kolayca gelebilmesi yatırım şeklinde veya sıcak para şeklinde geliyor olması lazım. Onların gelmesinin önündeki en büyük engel Türkiye'ye onlar artık bir hukuk devleti olarak görmüyor. Kendi sermayelerini, yatırımlarını güvence altında görmüyor. Erdoğan'ın yapması gereken şey dış parayı, dış sermayeyi çekecek hukuki düzenlemeleri sağlaması lazım. Bu IMF ile olabilir veya başka şekilde olabilir. Eğer bunu sağlamazsa para gelmez. Para gelmezse bu sefer sertleşir. O zaman emlak vergisi çıkar, servet vergisi çıkar. Taşıt vergilerini bu sene 2 defa aldılar. 12 defa alsa kim ne diyecek ki? Kim itiraz edecek? Vergiyle vatandaştan toplayarak bunu yapmaya çalışır. İşte bu demir yumruk dediğimiz şey budur. Devleti vergiyle götürmek. Bunu umarım tercih etmez ve sistemi gevşeterek dışarıdan para girmesini sağlaması lazım. Başka bir türlü çaresi yok. Hazine Bakanı bir yıldır neredeyse neyse 8 aydır pırıl pırıl dünyayı dolaşıyor. Getirdiği para 12 milyar dolarmış. Onun bir kısmı da geri gidiyor tabii. Geliş gidiş bu. Dolayısıyla bir şey getirmiş sayılmaz. Sadece Denizli Ticaret Odası'nın yıllık ihracatı yaklaşık 8-10 milyar dolar. Bir devlet için
12 milyar dolar hiçbir şey değildir. Bunu sağlaması lazım. Erdoğan'ın bu şeyinden dönmesi lazım. Ekonomiyi düzeltmeden ülkeyi rahatlıkla yönetemezsiniz. İnsanlar kıyarı bile taneyle almaya başladı. Peki muhalefetten nasıl bir şey bekliyorsunuz? Daha doğrusu CHP ve Özgür Özel, siz 20 yıla damga vurma diyorsunuz da bunun bir öyküsü oluşacak. Yani nasıl bir strateji izler sizce? Eğer İmamoğlu kazanırsa muhalefette CHP'de bir şey olmaz. Artık CHP iki liderli, birisi baskın, diğeri yardımcı lider şeklinde iki liderli parti olarak gider. Nezaketi korursa İmamoğlu bir şekilde dışarıdan kontrol eder. Ama artık Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkma şansı kalmaz. Olağanüstü kurultay falan hayal olur. Olağanüstü kurultayla CHP'nin el değiştirmesi için önce İmamoğlu'nu kaybetmesi lazım. Ondan sonra Bursa'yı, Antalya'yı, Hatay'ı, başka yerleri bir şekilde kaybedecek ki CHP Kılıçdaroğlu için meydan açık olsun. Olağanüstü kurultayı çağırabilsin. İmamoğlu kazandığı sürece CHP bugünkü gibi işte çift liderliği olarak gider. Peki gider ve sonra ne yapar? Mesela nasıl bir şey? Yani burada bir tempo yakalamış olacak. Bunu sürdürülebilir kılabilmesi için neler yapması gerekiyor? Nasıl bir şey? Mesela kimileri şunu soruyor. Erken seçime zorlar mı? Erken seçim ister mi? Vesaire. Böyle seçenekleri görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Erken seçimi Erdoğan istemeden yapamazlar. Erdoğan da eğer anayasayı değiştirmezse meclisten erken seçimi geçirmeye çalışacak. Cumhurbaşkanlığı ikinci defa seçilmek için. Onu da sağlayabilir mi bilmiyorum. Yani erken seçim kararını parlamentodan geçirmesi lazım. Eğer geçiremezse o da olmayacak. Dolayısıyla Erdoğan İstanbul'u kaybettiğinde birçok zor alternatifle karşı karşıya. Güç çözümü güç alternatifle karşılaşacak. Burada şöyle bir husus var. 5 yıl önceye döndüğümüzde Ekrem İmamoğlu kıl payı bir seçim kazandı. Sonra iptal ettiler. Arayı iyice açtı. O ama çok istisnai bir durumdu. Sonra 5 yıl boyunca altılı masa vesaire falan derken İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına razı oldu. Anadolu'yu dolaştı, taş da yedi vesaire de oldu. Televizyonda Kılıçdaroğlu çıkmadı, o çıktı Mansur Yavaş'la beraber insanları heyecanlandırmaya çalıştı vesaire. Ve sonra hep beraber çok büyük bir yıkım yaşadılar. Ekrem İmamoğlu herhalde Kılıçdaroğlu kadar olmasa bile o da bayağı bir yıkım yaşadı. Bir yıl daha dolmadan 5 yıl önceki elde ettiği skorun çok ötesinde yani kıl payı kazanan bir İmamoğlu'nun yerine sizin şeyinize göre, araştırmanıza göre 10 puandan 10 puan hatta daha fazlası fark atabilen bir İmamoğlu. Burada ne kadarı ondan, ne kadarı iktidardan kaynaklanıyor sizce? Bu tabii İmamoğlu bizim yaptığımız belediye hizmetleri araştırmasında hizmetlerde memnuniyet %55, tekrar aday olsa oy verir misiniz sorusuna %58 evet cevabı çıkmıştı İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul geneli için söylediğimizde İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı olarak adlandırılabilir İstanbul kamuoyu açısından. Dolayısıyla İmamoğlu iktidar ne derse desin, bana göre başarılı bir belediye başkanıdır. Hükümetin, iktidarın bütün engellemelerine rağmen. İmamoğlu bütün engellemelere rağmen İstanbul'u başarılı şekilde yönetmiştir bence. Bu başarı da bu baş bu son durumda İmamoğlu'nun bu performansı önemli bir etki. Ama İmamoğlu'nun gözden kaçan, insanların görmek istemediği bir özelliği daha var. İmamoğlu Erdoğan kadar güçlü bir lider. Bana göre Cumhuriyet tarihinin üç önemli liderinden bir tanesidir. Liderlik gücü itibariyle. Atatürk, Erdoğan ve İmamoğlu. İmamoğlu Erdoğan'a rakip olacak bir liderdir. Bu üstün bir özelliktir. Erdoğan'ı
22 yıldır, 30 yıldır neyse iktidarda tutacağım o liderlik özellikleridir. Benzer özellikler İmamoğlu'nda da var. Ama bazen kader yardım eder. Yahut da diğerleri yardım eder, iktidar yardım eder. 2019'da aradaki farkı 13 binden 800 bine çıkaran İmamoğlu değil, Erdoğan'ın hatası veya yargının hatası. Şimdi de aynı hatayı yapıyor Erdoğan veya iktidar. Şubat ayında aradaki fark 3 puanken hükümet bütün gücüyle sahneye çıktı ve İmamoğlu'nu destekler duruma düştü. Şu anda İmamoğlu'nun en büyük destekçisi kendi ekibi değil, iktidarın tavrı, politikası ve kampanyayı yürütüş biçimidir. O 7 puan, 7 puanı, fark 7 puanı İmamoğlu'na veren İmamoğlu'nun üstün performansı değil, Erdoğan'ın sahneye farklı şekilde, yanlış bir şekilde müdahale etmesi. Özer Bey, geçen seçim öncesi yaptığımız yayında hatırlıyorsunuz, siz bana seçimden sonra buluşuruz dediniz, ben de siz beni bulursanız dedim ve siz haklı çıktınız. Geçen seçimde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ne yapar ne eder çevirir diyordunuz. Şimdi anladığım kadarıyla Erdoğan ne yapsa ne etse artık çeviremez diyorsunuz. Yanılıyor muyum? İstanbul çeviremez. Ben şu anda İstanbul konusunda %100 diyeceğim ama yani hayatta %100 olmaz. Ama %99 İmamoğlu kazanacak İstanbul seçimi. Okey, o zaman seçimden sonra tekrar sizle konuşacağız. Üzerinden bir muhasebe yapacağız. İstanbul'da stüdyoda yapalım, daha keyifli olur. Olur inşallah yaparız. Kapatırken siz hep bir kapanış sürprizi yaparsınız. Var mı bugün bir sürpriz? Yani şu anda bir sürprizim yok ama sürpriz olarak şunu söyleyebilirim. İmamoğlu, Erdoğan nasıl CHP'ye ömrü boyunca müteşekkir kaldıysa, kalması gerekiyorsa, kendisini ayakta tutan CHP olmuştur. Şu anda da 10 puan, diyelim 7-8 puan farkla kazanırsa İmamoğlu, bunu Erdoğan'a, iktidara borçlu olacak. Eyvallah. Çok sağ olun. Özer Bey, çok teşekkürler. Yine çok keyifli konuşulacak bir söyleşi oldu. Buyurun, söyleyeceksiniz, bir şey söyleyeceksiniz. Yani yeni seçim hepimize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. İnşallah bütün Anadolu'da her yerde huzur içerisinde, olaysız, kargaşasız efendim sandıklarda oylarını insanlar kullansınlar ve sandıklarını koruyan kazanır seçim. Çok teşekkürler. Evet, Metropol Başkanı Profesör Özer Sancar'la konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.